İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık Aktaş Evleri ikinci etap satışları başladı. İkinci etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş Evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3+1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres: Ali Paşa Mahallesi, Sebilerenler Caddesi, 5-1, Kütahya. Telefon 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık Kütahya. Altay Danışmanlık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon 0539 697 34 62. Kütahya Kamu Hastaneleri obeziteye karşı savaş açtı. Aşırı yemek yeme, fiziksel hareket azlığı, psikolojik, metabolik, hormonal bozukluklar gibi nedenlerle oluşan obezite, şişmanlık, sağlığı bozacak şekilde vücutta yağ miktarının artması demektir. Günümüzde neredeyse her 10 kişiden 3'ü fazla kilo veya obezitedir. Obeziteden, şişmanlıktan şikayetçidir. Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri yaptığı açıklamada, hekim ve uzman personeller nezaretinde spor yaparak ve sağlıklı beslenerek zayıflamak isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Günümüzde herkesin bir diyet programının olduğu, uzman tavsiyesi gibi lanse edilen ve son derece bilgi kirliliğinin olduğu bir gerçektir. Obezite çağımızın en önemli sağlık sorunlarındandır. Çoğu hastalığı davetiye çıkardığı gibi mevcut hastalıkların olumsuz etkilerini de artırmaktadır. Burada sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda uzman hekimlerimizin, diyetisyenlerimizin ve fizyoterapistlerimizin eşliğinde kurslarını tamamladılar dedi. Gerçekten 6 haftadır beslenmeyle ilgili çok değişik uzman arkadaşlarımızdan dersler aldınız. Bu arada eminim ki kilolarınızın bir kısmından kurtulmuşsunuz diye düşünüyorum. Tabii bunu devam ettirmek lazım. Bu kiloları daha da verip normal kiloya geldikten sonra kiloyu da geri almamak lazım. Tabii obezite ve beslenme çok önemli. Bu bir alışkanlık konusu. Yani bizler çocukluğumuza nasıl alışmışsak, hangi besinleri yemeye alışmışsak, damak tadımız, damak zevkimiz neyse onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu da sonuçta işte böyle bize kilo olarak geri dönüyor. Bunlardan vazgeçmemiz arzu ettiğimiz şeyler. Tabii zayıflamak, kilo vermek tamamıyla beyinle ilgili bir şey. Eğer buna ciddi anlamda niyet edersek kilolarımızı veririz. Nasıl ki akşam yemeği yiyeceğimize, sabah kahvaltı yapacağımıza inanıyorsak, yemeği yemeyeceğimize veyahut da neler yiyeceğimize öyle inanmalıyız ki artık ben yemek yemeyeceğim. Hele hele ben şunu altını çizerek söylüyorum ki tatlı diye bir şey yok. İnsan vücuduna hiçbir yarar yok. Tatlı yenilmemesi gereken bir şey. Ama toplum olarak biz tatlıya alışmışız. Tatlıyı maalesef yiyoruz. Tamamıyla damak zevkimizden dolayı yiyoruz. Tabii kilo vermekte, beslenmekte spor da önemli. Zaten size bu spor dersleri de verildi. Bu dersleri de aldınız. Egzersizler yapmak, spor yapmak, yürüyüş yapmak. Bunlar çok önemli. Ve bunda kararlı olmak önemli. Kiloyu veriyorsunuz ama gerisin geri işte bir ay sonra, iki ay sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş kiloyu almaya başlıyoruz. Bu yanlış bir şey. Bunu yapmamamız lazım. Bu ders inanıyorum ki hepinize faydalı oldu. Bu 6 haftalık dersler hepinize faydalı oldu. Bu son dersimiz. Buradan güzel bilgiler, taze bilgiler, en son bilgileri alarak döneceksiniz. Bunları kendinizin uygulama fırsatı olduğu gibi çevrenizdeki insanlara, çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize de anlatacaksınız. Onlar da bunu uygulamaya çalışacaklardır. Eğer sizler başarılı olursanız, komşunuzdaki insanlar da önümüzdeki tekrar, bu obezite tekrar açılacak. Şunu da söyleyeyim, bu obezite okulu sadece Evliya Çelebi Hastanemizde değil, ilçe hastanelerimizde de açıldı. Kütahya'nın diğer hastanelerinde de açıldı. Ve sizi gören insanlar önümüzdeki programlara, önümüzdeki derslere geleceklerdir. Bu Kütahya için, ülkemiz için çok hayırlı bir şey. Yani kilodan gerçekten kurtulmak lazım. Ben şunu da bilmenizi istiyorum ki, bu dünyada çok aç insanlar var. Açlık sorunu olduğu gibi kilo da sorun. Hele ikisini karşılaştırdığımız zaman kilolu olmak açlıktan daha büyük bir sorun.